Bahar arıyorum. Alo Bahar. Alo Kemal. İyi misin? Ya, dün sesin çok kötü geliyordu. Bir şey mi oldu? Bütün gece aklım sende kaldı. Çok merak ettim seni. Yok bir şey hayatım, sakin ol. Yorgundum biraz. Ben dükkanla uğraşmaktan da hastaneye gelemedim, aklım sizde kaldı. Sevgi anne nasıl? İyi. Hiçbir fark yok işte. Çok yorgun. Sürekli uyuyor. Konuştun mu peki doktorla? Yok, daha konuşamadım. Az sonra yanına gideceğim. Tamam canım. Benim biraz daha işim var. Yanınıza gelmeye çalışacağım. Kemal, ya bir şey saklamıyorsun değil mi? İyisin yani. Bahar, benim yetkili annemle ilgileneceğiz. Tamam, haberleşiriz sonra. Seni seviyorum. Ben de seni. Aman, mis gibi gözlem abi. Bir de yanına çayı yap. Oğlum ne oldu sana? Ah be evladım, ah be evladım. Al, al. Ay, ay, ay. Ne istediler senden? Ne hale gelmişsin ya? Elleri kırılsın inşallah. Allah'larından bulsunlar. Alo. Aklın başına gelmiştir inşallah. Parayı almaya geliyoruz. Haberin olsun. Ulan sizin de paranızın da Allah belasını versin. Gelin lan. Gelmezseniz korkaksınız. Kimdi onlar? Seni bu hale getirenler mi? Oğlum, sen nasıl bir şeye bulaştın? Bir şey yok Nazoş. Korkma. Bu arada bu aramızda kalsın. Bahar duymasın. Zaten Sevgi anneye canı sıkılıyor. Tamam. Bunu da duymasın. Tamam. Sen öyle diyorsan Bahar'a söylemem, tamam. Kardeşim, ben gideyim sonra vururum yine. Sen nereye? Bana bak sakın ha. Ya anne tamam büyütme. Gideceğim geleceğim. Ay 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 eh be. Cüneyt oğlum çok şükür sen burada mısın? Ne oldu Nezire abla, ne bu telaş? Kemal'le konuştun mu? Olanlardan haberin var mı senin? Yok haberim yok. Ne oldu ki? Seninkinin yanından geliyorum. Hali perişan. Anlatmıyor da kim olduğunu ama kesin it kopuk. Söylemiyor işte. Nezire abla sakin ol. Gel otur şöyle. Ne oldu anlat bakalım. Derdi bitmiyor bu oğlanın. Bana bak. Kimseye söyleme dedi ama sen abisisin. Git yardım et. Dövmüşler oğlanı. Hangi pisliğe bulaştığı da belli değil. Ağzı burnu darmadan. Ben oradayken telefonla aradılar. Sordum anlatmadı. Ama benimki biliyor. Ben biliyorum, ikisi bir şey karıştırıyor bunların. Yine mi sen lan? O güzel yüzün biraz dağılmış. Çık lan dışarı. Ne o? Orman yok mu? Onu sana sormalı. Nerede itlerin? Ben tek başıma da yeterim sana. Parayı alayım. Çık dedim lan dışarı. O patronuna söyle. Para mara yok, anladın mı? 10 gün sonra. Kemal! Bırak oğlum, adamı öldüreceksin. Kemal! Abi sen karışma. Karışma da haklıyım şunu. Gel lan gel. Çık şu haklımış görelim. Bırak lan. Ne kadar borcu var? 50.000 lira. Abi 5 kuruş verme bu itlere. Sözünde durmadı bunlar. Kemal. Al bunu. Bir daha karşımıza çıkma. Bu sefer seni ona bırakmam. Ben keserim hesabını. Hadi şimdi defol git buradan. Hadi. Ne diyorlar? Ameliyat mı? Evet.
Ne zaman yapacaklarını bilmiyoruz ama. Durumu hiç iyi değil. Üzüldüm. Neyse. Bir şey ihtiyacınız olursa ararsın. Şu yüzünün haline bak. Kimlere bulaştın oğlum sen? Yok bir şey be abi. Nasıl bir iş bu? Bizim toptancı. Tefeci yakırdırmış senetleri. Bu da onun eti işte. Bitti mi? Borcun var mı? Yok. Hızır gibi yetiştin yine. Baştan haber vermiyorsun ki. Başkalarından duyup son anda yetişiyorum. Başın sıkıştığı zaman bir abim var demiyorsun. Yine deriz. Neyse. Sen iyisin ya. Gerisi önemli değil. İyi ki varsın be abi. Osman Kozan'dan görmediğim babalığı senden gördüm. Seni bilmem ama ben çok şanslıyım. Bundan sonra benim babam sensin. Bu da böyle bilinsin. Yine şebeklik peşindesin. Ne zaman büyüyeceksin be oğlum sen? Büyüdün be abi. Evet Hasan büyüdün. Ama birazcık.